Şu şey, Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbim göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Çöz düğümü dilimden ki anlasınlar beni duasıyla. Rabbimizin Atiye-i Rahmaniyesi olan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik emaneti olan vahyi anlama cehdi ve gayretiyle bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki sure Tebet suresiydi. Tebet suresini tefekkür etmiştik. Ve orada Mekke elitlerinden Ebu Leheb'in sosyal konumunun ve iktisadi birikiminin hakikat karşısında sükût ettiğini, hakikat karşısında kuruduğunu, yok olduğunu, yani bir özdeyiş ifadesiyle zulm ile abad edenin akıbetinin berbat olacağını, hangi imkanlara sahip olursa olsun hakikatin gücüne karşı direnemeyeceğini bilincimize zerk etmeye çalışmıştık. Ve bugün de Fil suresinden itibaren devam ediyoruz. Biliyorsunuz nüzul sırasına göre bir okuma yapıyoruz. Nüzul sırasına göre Kur'an okuması yaparken tıpkı ayetlerdeki siyak ve sibak ilişkisi gibi bütünsel bir okuma yapma, sureler arasında öncesini ve sonrasını değerlendirerek okuma, İslam hareketinin başlama seyri içerisinde bir bütünsel okuma gerçekleştirme söz konusu oluyor. Ve daha iyi anlamaya çalışıyoruz bu anlamda. Yani Tebbet suresinde kişisel olarak, bireysel olarak hakikat karşısında Ebu Leheb'in eli kurudu ve burada da daha çok toplumsal anlamda hakikatin gücü iktidar olacaktır. Hakikatin gücü zalimlere karşı bir gün mutlaka muzaffer olacaktır. Fil suresinin temel konusunda güç ahlaksızlığı yapan zalimlerin neticede akıbetlerinin berbat olacağı mevzu edilir. Evet, Ebu Leheb bireysel bağlamda zulmü temsil ederken fil vakasının konusu olan Ebrehe hem Yemen valisi hem de ordu komutanı olduğundan beynel minel, uluslararası, milletler arası bir zulmü temsil ediyor. Uluslararası beynel minel, milletler arası bir güç ahlaksızlığından bahsediyoruz. Bu surede önemli bir noktaya temas etmekte fayda var. Sure, diğer surelerde de gördüğümüz gibi herhangi bir tarihi detaya yer vermiyor. Fakat sureyi anlamak için fil vakasını bilmemiz gerekiyor. Demek ki Allah'ın kitabını anlamak için tarihle beraber, arkeolojiyle beraber, antropolojiyle beraber, bilimle beraber okumak ve Allah'ın kitabını o şekilde anlamaya çalışmak önemlidir. Çünkü akıl ile vahiy arasındaki ilişki, göz ile ışık arasındaki ilişki gibidir. İkisinin beraber mütalaa edilmesi, ikisinin beraber
seferber kılınarak okunması gerekir. Zira Allah'ın kitabı olan ayat-ı Kur'aniye ve Allah'ın kitabı olan ayat-ı tekviniye arasındaki ilişkiyi korumak önemlidir. Tabiat ayetleri yani. Tabiat ayetleriyle Kur'an ayetlerini bir bütün olarak okumakla vahyi bilinç düzeyine taşımamız mümkün olacaktır. Evet, Kur'an okurken tekrar etmek gerekirse tarihin gerçekleriyle, antropolojiyle, tarihsel sosyolojiyle, arkeolojiyle ve başka ayetleri okurken biyolojiyle, efendim fizikle beraber okumak gerekir. Nedir fil vakası? Bu tarihi olayda bilinmesi gereken isim Ebrehe'dir. Ebrehe, Yemen'de Aksum Krallığına bağlı Hristiyan bir vali idi. Ve Arapların her sene hac amacıyla Mekke'ye gitmelerini istemiyordu. Onun için Sana'da büyük bir kilise yaptırdı ve ismini Kuleys koydu. Ebrehe, Habeş kralına halkın hac için ancak Kuleys'i ziyaret edebileceklerini ve Mekke'ye gidenlere izin vermeyeceklerini yazarak Etiyopya kralına, Habeşistan kralından da desteğini aldı. Dolayısıyla Ebrehe'nin haccı engelleme niyeti Yemenli Arapları öfkelendirdi. Ve rivayete göre Nukayl isminde bir yerli bu bahsedilen kiliseye giderek oranın içerisini harabeye çevirdi ya da zarar verdi ya da affedersiniz dışkısını yaparak orayı pisletti ve bu da Ebrehe'ye hakaret niteliğinde oldu. Ve bu olayın üzerine kilise de yandığı söylenir. Dolayısıyla Ebrehe yani Yemen valisi intikam almaya karar verdi ve Kabe'yi yıkmak için ve enkazı fillerle Yemen'e taşımak için binlerce fil ile binlerce Habeşli'den oluşan ordu ile efendim harekete geçti. Mekke çevresine kadar geldiler ve Mekkelilerin koyun ve develerini alıp konaklama yeri olan Taif'e kaçırdılar. Ebrehe Mekke emiri olan o zaman Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalip pazarlık yapmaya gitti. Fakat Abdülmuttalip dik durdu ve pazarlığı reddetti. Ve velhasıl kelam ordu Mekke üzerine yürümeye hazırlanırken gökyüzünde ebabil kuşları ya da ebabil gökyüzünde bir uçuşan varlıklar oluştu. Ve bunlar yine rivayete göre gagaları ve ayaklarında taşıdıkları taşlar ile ki Kur'an'da bunu ifade edecek daha sonra göreceğiz. Ebrehe ordusunu taş yağmuruna tutuldu. Ve istilacı ordu bozguna uğradı. Etleri lime lime dökülerek öldüler. Ve hikaye bundan ibaret. Ve bu olay bize şunu anlatıyor. Kim ne olursa olsun şayet Allah isterse kuşlar fillere galip gelir. Dolayısıyla vahiy burada muhataplarına tevekkül bahsi veriyor. Yani el-vekil olan Allah'a güvenin, o dem hiç ummadığınız bir anda zafer sizin olabilir. Unutmayın, sözün gücü, gücün sözüne galip gelir. İbrahim'in sözü vardı, Nemrud'un gücü vardı. Ama İbrahim
Nemrut misalinde olduğu gibi sözün gücü gücün sözüne galip geldi. Musa'nın sözü vardı. Firavun'un binlerce efendim yıldan beri iktidarı, gücü, askerleri, sarayı vesairesi vardı. Ama sözün gücü gücün sözüne galip geldi. Dolayısıyla bu hadiseden, vahyin nazarımıza verdiği bu hadiseden biz şu mesajı alıyoruz sanki. Ey vahyin muhatapları, Muhammed'in sosyal anlamda güçsüz olmasına, ekonomik anlamda nüfuzlu olmamasına aldırış etmeyin. O dönemin insanları için. Allah isterse sular büklüm büklüm durur. Bittim dediğiniz yerde Allah yettim der. İnsan iradesinin bittiği yerde Rabbin iradesi devreye girer. Şairin dediği gibi takdir-i hüda kuvve-i bazu ile dönmez, bir şem'a ki Mevla yaka üflemekle sönmez. Dünyadaki tüm inançsızlar, bütün maddi servetlerini, dünyadaki tüm zalimler, güçlerini, tekniklerini ve servetlerini bir araya getirseler, yine de Allah'ın takdir etmiş olduğu şeyi bozup değiştiremezler. Allah bir şeyi takdir etmişse o olur. Dolayısıyla Allah'ın yakmış olduğu bir ışığı, bir çırağı insan üflemek ile, yani cüz'i güç ve kuvveti ile asla söndürebilecek değildir. Yani Allah'ın muradı ve takdiri karşısında insan bir hiçtir ve hiçbir şey elinden gelmez Allah'ın takdiri karşısında. Bu dün de böyleydi, bugün de böyledir ve yarın da böyle olacaktır. Şayet Rabbimiz vel akibetu lil muttakin diyorsa söz bitmiştir. Onun için bizim müttaki olmaya bakmamız gerekir. Eğer müttaki iseniz istikbal sizindir. Lakin takvayı bu anlamda iyi anlamak lazım. Hakiki takva tevhidi hassasiyettir. Bugün bu var mı? Yok. Takva deyince akla kuşluk namazı geliyor. Ama şirke karşı hassas olmamız gerektiği, adalet noktasında hassas olmamız gerektiği mevzusu gelmiyor. Bu sure şunu diyor bize. Siz bir hesap yaparsınız, Allah da bir hesap yapar. Ve sonra Allah'ın hesabının tüm hesapların üstünde olduğu görülür. Evet. Estağfirullah. Elem tere keyfe feala rabbuka bi ashabil fil. Fil ashabına Rabbinin nasıl muamele ettiğini gördün mü? Fil yarenlerine Rabbinin nasıl ettiğini hatırlamaz mısın? Bu ayette ashab-ı fil, yani fil sahipleri, fil yarenleri diye çevirdiğimiz fil dostları. Ashab, Arapça sehebe kökünden geliyor. Ve bir anlamı inkiyat etmek, boyun eğmek, itaat etmek gibi manayı çağrıştırırken, diğer anlamlarıyla bir şeyin himayesi ve koruması altına girmek anlamına geliyor. 96 yerde ashab ifadesi geçer. 78'inde daha doğrusu 96 yerde sahabe kökünden gelen kavram geçer. 78'inde ashab formuyla geçer. Yani bir şeye sahip çıkmak. Bir şeyin sahabesi olmak, sahabisi olmak, o şeye sahip çıkmak. Yani birbirimize sahip çıkıyorsak birbirimizin sahabesi olmuşuz demektir. Koruyup kollamak. Dolayısıyla bir şeye yakın olmak, boyunduruğu altına girmek anlamına geliyor. Kur'an'da bu tamlama ashabunlar, cehennem ashabı, ashab-ı cahim, kızgın ateşin ashabı, ashab-ı cennet, cennet ashabı, ashab-ı yemin, ashab-ı meymene, ashab-ı şimal, ashab-ı meşeme, ashab-ı seft, cumartesi günü ashabı gibi, ashab-ı kef gibi, mağara arkadaşları gibi tamlamalar vardır. Dolayısıyla burada ashab-ı fil olarak geçmesi fil yarenleri. Yani
Burada fil nereden çıktı bu? Yani Ebrehe filleri niye kullandı? Şimdi biz kadim dönemlerde savaştan bahsettiğimiz zaman genelde savaşta neler hatırlanır? At hatırlanır. Ama fillerin de bir savaş aracı olarak kullanılmasından bu sure bağlamında bahsetmemiz gerekir. Ebrehe niçin fillerle saldırıya geçmişti? Aslında biz işte atları biliyoruz ama filler tıpkı günümüzde tankların kullanılması gibi bir savaş aracıydı. Özellikle dehşet veren savaş araçlarıydı. Özel olarak eğitilip hazırlanıyorlardı. Özellikle dişleriyle parçalayan özellikleri de vardı. Ancak genelde fillerin üstüne sandık gibi bir sığınak yerleştiriliyor ve askerler oklarıyla o sığınağın içinde düşmana karşı ok atıyorlardı. Fillerle ilgili en eski yazılı kaynaklar milattan önce kadim Hindistan'ın Mahabharata destanlarında görülüyor. Orada savaşçı fillere yer veriliyor. Ancak en meşhur olanı Kartacalı, hani Kartaca yıkılacak diyoruz ya, Kartacalı General Hannibal'ın milattan önce 238 yılında Romalılarla yapmış olduğu savaşla en çok savaşçı filler gündeme geliyor. İkinci Pön Savaşı'ndan Kartacalı General filleri Romalılara karşı kullanıyor ve ondan sonra savaşçı fillerin çok ciddi anlamda savaşlarda dehşet saçan bir özellik. Yani bugünkü tanklar gibi bir anlam kazandığını görüyoruz. Zaten Mekke'de aslında Pers ve Roma imparatorluklarının ticari anlamda paylaşamadıkları ve etki altına da coğrafi özelliklerden dolayı alamadıkları bir alandır, bir bölgedir. Ebrehe daha çok Roma İmparatorluğu'nun gözüne girmek için fillerle Kabe'yi istila etmek istemiştir. Mekke'de ise ticaret adamları arasında hem Perslere, Sasanilere hem de Romalılara yakın tüccarlar vardı. Bu anlamda Mekke'de mikro anlamda bir balance of power, güçler dengesini de görüyoruz aynı zamanda. Bunun dışında fil bir hayvan türü olarak hayvanların en iri yarısı, en büyüğü ve yine hafıza noktasında ele alırsak zeka bakımından da hafıza noktasında en üstün olanıdır. Ve bugün bilim adamları filler üzerinde hafızanın hücresel boyutunu inceleyerek araştırma yapmaktadır. Dolayısıyla ashab-ı fil aslında büyüklük taslayan milletler ya da topluluklar anlamında kullanılır. Gücü elinde tutan topluluklar anlamında kullanılır. İşte bu bağlamda baktığımız zaman ashab-ı fil büyüklük taslayan her ulus, her millet, her siyasi parti, her organizasyon, her camia ve topluluk anlamında anlamak mümkündür. Onun için elem tere keyfe feala rabbuka bi ashabil fil. Dolayısıyla büyüklüğü, filin büyüklüğü gibi fiziki gücüne ve heybetine güvenerek zayıfı ezmeye kalkan topluluklara Allah'ın kudretinin tecellisinin hangi nitelikte, hangi keyfiyette cereyan ettiğini gördün mü diyor. Ayetteki elem tera tam bizim İngilizce'deki görmek anlamında kullandığımız I see gibidir. Yani gördün mü derken mesela biz anladın mı manasında da kullanırız. I see. I understand what you, I see what you say. Yani senin ne dediğini anladım gibi. Orada da görmek bizzat gözle görmek manasında değil tabii ki. Çünkü bu olay Hazreti Peygamber'in doğumundan 1,5 ay önce gerçekleşmiş bir hadise olduğu rivayet ediliyor. Yani Peygamberimiz daha doğmadan, çünkü Şubat gibi gerçekleşiyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Nisan ayında falan
dünyaya geliyor. Dolayısıyla ondan 50 gün evvel yaşanan bir hadise. Hazreti Peygamber'in görmesi söz konusu değil. Ama o form, yani gördün mü, gözünde canlandırır mısın gibisinden. Ve ayette Rab ismi, yani Rabbinin nasıl muamele ettiğini gördün mü? Burada Allah'ın Rabbül Alemin olduğuna da atıf var. Yani kimse gücüne ve imkanlarına bakarak büyüklük taslamasın. Senden büyük Allah var. Rab var. Rablik taslamaya yapmayın. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Ayette keyd, tuzak anlamında. Yani Ebrehe, Arap bir göçmenin yeni inşa ettiği kiliseyi pisletmesini bahane ederek binlerce fille Kabe'yi yıkmaya kalkıyor. Yani bu bir bahane aslında. Bahane üreterek. Yani bir takım şeyleri bahane ederek bir takım şeyleri yok etmeye kalkmak. Bu yanlış bir şey. Ve bugün de milletler arası anlamda da bunlar oluyor. Ufak şeyler bahane ediliyor ve büyük zulümler, büyük işgaller, büyük istilalar gerçekleşiyor. Yani kendi bölgende sorun olduysa o adamı yakalarsın, yakalattırırsın, cezalandırırsın. Adalet bunu gerektirir. O bölgeden bütün insanların çoluk çocuğunu fillerle ezmeye kalkmak, bu bir güç ahlaksızlığıdır. Bugün askeri açıdan güçlü devletlerin güçsüzlere uyguladıkları tam olarak bundan ibarettir. Güçlülerin güçsüzlere uyguladıkları bundan ibarettir. Küçük şeyleri bahane ederek o insanların mallarını işgal etmek, topraklarını işgal etmek, haklarını işgal etmek, hürriyetlerini işgal etmek. Bu, evet, Fil suresini hatırlamaya bizi sevk ediyor. Ve Allah ne diyor? Fî dadlil. Yani boşa çıkardı. Yani onların yaptıklarını, onların oyunlarını boşa çıkardı. Hiç umulmadık yerden Allah ezilenlere zafer bahşetti. Onun için güçlü olanlar da asla gurura kapılmasınlar. Onlar da mağlup olabilirler. Fî tadlil. Aslında dalalet. Yani şaşırma ile anlamda. Bir insan kime kulluk edeceğini şaşırırsa ona dalalete gidiyor. Değil mi? Yani İsa'ya, Hazreti İsa'ya kulluk ettikleri için onlar dalalete girdiler. Şaşırdı çünkü. Kime kulluk edeceğini. Peygamber'e kulluk ediyor. Şaşırdı. İşte bu dalal. İşte insan yapmış olduğu oyunun neticesi itibarıyla şaşkınlık geçirirse o da dalaldir. Yani Ebrehe'nin bir planı var ama hiç umduğu gibi olmadı. Hiç düşünebilir misiniz? Fillerle siz geliyorsunuz, çoluk çocuk güçsüz insanlar orada ve onları ezeceksiniz. Yani kaybetme imkanınız yok. Ama Allah'ın bir planı var işte. Aslında General Hamilton da Çanakkale'ye geldiğinde en fazla 3 gün sonra biz burayı geçeriz diyordu. Ama Allah onun da planını boşa çıkardı. Ummadığı yerde insan beklentisi alt üst olabilir. Beklentisini alt üst edecek bir planla karşı karşıya kalabilir. Onun için bu noktada dikkat etmek gerekir. Evet. Ve ersele aleyhim tayran ebâhîn. Onların üzerine uçan gruplar, uçan sürüler gönderdi. Ayetteki irsal, göndermek demek biliyorsunuz. Hani ve mâ ersennâke illâ rahmetelil âlemin ayetinde bulunuyor. Ben alemlere rahmet olsun diye gönderdim. İrsal etmek. Aleyhim üzerlerine. Tayran, yani ve ersele aleyhim tayran ebabil. Tayran, tayyareden aklımızda kalabilir. Uçan varlık demek. Yani demir parçası uçtuğu zaman ona tayyare diyorlar. Bu kuş da olabilir. Sinek de olabilir. Başka bir varlık da olabilir. Ama daha çok
kuş olarak geçiyor. Fakat ebabil kuş demek değil. Ebabil kelime manası itibarıyla oluk oluk anlamında. Oluk oluk. Yani gruplar halinde. Fakat bu gruplar halinde uçan sürülerin kuş olduğu geçiyor ki mümkündür. Çünkü o dönemin arkeolojik gelişmelerine baktığımız zaman Habeşistan'ın alt kısmında Madagaskar adasında bazı volkanik patlamalar oluyor. İşte ayaklarındaki o volkanik patlamalar sonucunda oluşan partiküller kuşlar tarafından askerlerin üstüne atılınca bu salgın hastalıklara yol açıyor ve kızamık ya da çiçek hastalığına yakalanıyor askerler. Nitekim tarih de bunu doğruluyor. İbn İshak ve İbn Kesir gibi isimler tarihte ilk defa çiçek ve kızamık türü hastalıkların o dönemde görüldüğü, o dönemden sonra görüldüğünden bahsediyorlar. Muhammed Abduf ve arkadaşları 3. ayetteki tayr sözcüğünün mikrop taşıyan sivrisinekler olduğunu yazmışlar. Ve bu sineklerin Habeşli askerler üzerinde mikrop saçmış olduğunu ileri sürmüşler. Bu kanaatlerine sağ kalan askerler arasında çiçek ve veba gibi hastalıkların baş göstermiş olduğunu kaydeden tarihi belgelerle güçlendirmeye çalışmışlar. Fakat ne olursa olsun bu plan boşa çıktı. Yani Allah o insanlara bir yerden bir ceza gönderdi. Bu Allah'ın kudreti. Yani fiziki kanunlar çerçevesinde gerçekleşen Allah'ın sünnetlerinden bir tanesidir. Ve ne oldu? Termihim bihicaretin min siccil. Onlar kurumuş çamurdan taşlar atıyorlar. Siccil, kurumuş çamurdan taş anlamında kullanılabilir. Bunlar muhtemelen Madagaskar taraflarındaki volkanik partiküllerdi. Bu ayet tedebbür ehli için o dönemde uçak yapmaya, yani bir savunma aracı olarak uçak yapmaya ilham verecek bir ayet. Yani kara kuvvetleri ne kadar güçlü olursa olsun, hava kuvvetiniz güçlüyse düşmanı alt edebilirsiniz. Batılın ve adaletsizliğin karşısına bizlerin adeta bir ebabil kuşu edasında çıkmamız gerekiyor. Ebabil kuşu demek, nehy-i anil münker kuşu olmak demektir. Ebabil kuşu olmak, imkanına bakmaksızın zulme baş kaldıran olmak demektir. Ebabil kuşu olmak demek, uyum içinde hareket eden ve zulme ve haksızlığa karşı müşterek hareket etme kabiliyetine sahip olmak demektir. Ebabil kuşu olmak demek, bir davaya sahip çıkmak için hareket etmek demektir. Ebabil kuşu olmak demek, korkusuzca hareket etmek, fillerin üstüne kuş olsan da grup halinde inmek ve hakkı ve adaleti bu anlamda desteklemek demektir. فَجَعَلَهُمْ كَعَسْفٍ مَأْكُولٍ. Onları yenilmiş ekin gibi yaptı. Ayetteki me'kul, yenmiş, delik deşik bırakılmış, asf da yaprak manasında. Dolayısıyla fece'alehum ke'asfin me'kul. Biliyorsunuz ce'ale yapmak demek. Yani onları yenmiş, delik deşik olmuş asf, yaprak gibi yaptı. Dolayısıyla o böbürlenen adamlar beklemedikleri bir anda asfin kul oldular. Ya Allah'a olacaksın sen kul, ya da Rabbin yapacak seni asfin mekul. Dolayısıyla netice-i kelam, bu sure bizim kişiliğimizi inşa etmek içindir. Her şeyden evvel bu sure bize umut üflüyor. Maddi gücü aldanarak ümitsizliğe düşme diyor. Akif'in ifadesiyle yeis öyle bir bataktır, batarsan boğulursun, azmine sımsıkı sarıl, bak o zaman ne olursun.
Sözün başında da dediğimiz gibi kıymet ve ehemmiyet nicelikte değil niteliktedir. Dolayısıyla bizim nitelikli ve örgütlü ehli iman olmamız gerekir. Eğer Rabbimizi razı eder ve onun nefretini celbedecek şeyler yapmazsak ve tam bir tevekkül ruhuyla elimizden geleni yaparsak Rabbimiz bize zafer bahşedecektir. Bu ayetleri okuyan ve tam bir tevekkül ruhuna kavuşan nice az ve örgütlü topluluklar kendilerinden maddi olarak çok daha güçlü topluluklara karşı galip gelmişlerdir. Mühim olan sürü olmaktan kurtulmaktır. Zira sürü halinde olan yüzlerce koyunu bir çoban sevk ve idare eder. Önemli olan çobanlar yetiştirmek, yani öncü şahsiyetler yetiştirmektir. Fil suresinde ebabil kuşu veya uçan herhangi bir varlık Allah'ın bir ayetine dikkatimizi çekmemize vesile oluyor. Örgütlü ve sistematik olarak bir uyum içinde hareket ederseniz galip gelirsiniz. Dolayısıyla Fil suresi aslında bizi aktif iyi olmaya teşvik ediyor. Umut üflüyor, ufuk çiziyor, cesaret veriyor ve uyum içinde çalışmaya teşvik ediyor. Umut çiziyor. Karada imkanlar tükenince göklerden bir yardım eli uzanır. Göklerde imkan tükenince seni kollayacak ve gökler ötesinden sana uzanacak bir el vardır. خَلَقَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ Allah yerlerin ve göklerin sahibidir, yaratıcısıdır. Onun için göklerde dahi imkanlar tükenince Allah göklerin yaratıcısı olduğu için göklerden dahi sana bir el uzanır. Yerde imkan bitince Allah göklerden imkan yaratır. Gökte imkan bitince Allah yine imkan yaratır. Çünkü Allah için imkansız yoktur. Çünkü iman demek umut demektir. Çünkü imanın ahlaki karşılığı bu anlamda insanın manevi anlamda ümit var olmasıdır. Öyleyse ümit var olmalıyız ve yolumuza bu anlamda devam ediyoruz. Onun için Fil suresi okuduktan sonra bizde elbette ki bir değişim, bir değişiklik meydana getirmelidir. İç dünyamızda bir metafizik gerilim olacaktır. Yani durumumuza bakarak ümitsizliğe düşmek yok. Şayet beraber olursanız, örgütlü olursanız, organize olursanız, vahdet içerisinde olursanız, o zaman başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Allah'ı razı ederseniz, Allah sizden razı olursa, o zaman Allah imkanların bittiği yerde, siz bittim dediğiniz zaman Allah yettim der ve size hiç ummadığınız imkanlar, hiç ummadığınız zaferler bahşeder. Çünkü Allah'ın kudretinde vardır ve bu sure eğer vahyin dilinde ölümsüzleştirilmişse bunda bizim alacağımız mutlaka bir ders vardır. Ve biz bu dersi almak durumundayız. Ve hayatımızı bu surelerle Allah'tan aldığımız bu ilhamla bizim yeniden inşa etmemiz gerekir. Ve Rabbim bu noktada bizleri muvaffak etsin, muzaffer etsin. Vahyi sadece anlayan değil, aynı zamanda onu idrak sahasına indiren, yaşayan ve yaşatan, bunu hayat felsefesi haline getiren kullarından olsun. Yani bu sureler bizim hayat felsefemizin temel taşlarını oluşturmalı. Yani yoksa bir papağan edasıyla okur dururuz. Oysa ki bizden bunların bir tasavvurumuzu inşa etmesi, davranışlarımızı inşa etmesi ve hayatımızı inşa etmesi ve daha da öte dünyayı inşa etmesi gerekiyor. Bu ayetlerden yola çıkarak
bu haleti ruhiye, bu tasavvur, bu düşünce, bu mefkure, bu bakış açısı içerisinde olmamız gerekiyor. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfirike ve etubu ileyk. Sözlerimizde yanlış varsa nefsimize ait, sözlerimiz doğruysa Allah'a aittir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.